Evet arkadaşlar, size bugün Xamarin programı nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl kullanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Kullanım kısmında çok fazla bilgi veremeyeceğim çünkü geniş bir dal arkadaşlar, geniş bir konu. Bunu dersler konumu, yani derslerle ilgili video yaparsam orada yayınlamayı düşünüyorum. Şu an sadece öyle bir basit bir şey göstereceğim arkadaşlar. Peki nasıl indireceğiz Xamarin programını arkadaşlar? Şöyle sağ tuşuna bir önce yeni pencere açayım. Chrome'da yeni pencere diyelim, bakın şöyle açtım. Penceremiz burada. Ve arkadaşlar Xamarin indir yazıyoruz. En üstte bakın Visual Studio ile Xamarin uygulama geliştirme var. Ona giriyoruz. Ekranımız açıldı. Bakın şurada Windows için indir var. Bu da Community var. 2022, Professional 2022 ve de Enterprise. Arkadaşlar Community ücretsiz olan versiyonu. Professional ve Enterprise ücretli. Biz Community'yi indireceğiz. Diğerleri de hemen hemen aynı görünüş olarak. Şöyle tıkladığınız zaman bakın tekrar ekran, full ekran yapayım. Şuradan arkadaşlar bakın ücretsiz Visual Studio indir bölümüne tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bakın burada mükemmel uygulama geliştirmek ihtiyacı olan her şey ücretsiz diyor. Burada Visual Studio Community var arkadaşlar. Burada Visual Studio Community var. Mac için olan versiyonu var. Bir de kod ekranı var arkadaşlar. Kod ekranı da eklentiler ve diğer şeyler, platform için gerekli olan parçalar burada. Biz bunu indireceğiz arkadaşlar. Ücretsiz indire tıklıyorum. Bakın bu şekilde geldi. Buradan aşağıda iniyoruz. Burada detaylarını gösteriyor. Ayrıca bu arada benim ücretsiz indirdiğim zaman şeyi indirdi. Bakın burada VS Community diye. Zaten oraya tıkladığınız zaman şuraya arkadaşlar direkt indirme yapıyor. Tekrar tıklayayım bakın. Tıkladım. Tekrar bakın orada bir yazılım indirme başlatacak. Bu şekilde dosyayı indirdim. Bu sadece arkadaşlar web installer, yani sizin bilgisayarınızda indirecek dosyaları web üzerinden sonra kurulma başlayacak. Burada nasıl kullanılana dair bir örnek videolar var. Bu videoları seyredip siz de oradan bilgi alabilirsiniz. Detaylarını anlatıyor zaten. Bu şekilde. Şimdi kurulumunu yapalım arkadaşlar. Şöyle bunu bir tanesini masa üstüne alayım. Şöyle. Bunu aşağı attım. Bakın dosyamız bu. Shift tıklıyorum. Şöyle shift tıklayalım. Çalıştır diyorum. Evet dedim arkadaşlar. Evet dedikten sonra bakın burada gizlilikle ilgili bir ekran geldi. Devam diyorum. Önce bakın indirmesini yapıyor. Burada yükleyecek olduğu şeylerin detaylarını vermiş arkadaşlar. Bakın yüklenecek öğeleri seçme konusu. Burada hangilerini yüklemek istiyorsanız arkadaşlar onları yüklüyorsunuz. Hangisini seçerseniz onları yüklüyor arkadaşlar. Bakın burada mesela ben Python ile ilgili de olanı yüklenmesini istiyorum. Azure geliştirmeyi de yüklenmesini istiyorum. Burada istediğinizi seçiyorsunuz. Mesela Windows evrensel platform geliştirme, onu da seçtim. İsterseniz burada uygulama geliştirme ilgili bazı işte eklentiler, onları da buradan seçip indirebilirsiniz. Bunları seçtikten sonra arkadaşlar buradan yüklediyorum. Buradan indirmeyi başlatacak. Bakın 4.35 GB'lık bir veri indirecekmiş. İndirdikten sonra arkadaşlar yüklenecek olan paket sayısını da buradan görebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlar, oyun geliştirme ya da diğer platformlar için ihtiyacınız varsa arkadaşlar bu ekrandan seçiyorsunuz ve o seçtiğiniz platformdan seçtiğiniz uygulama bölümleri arkadaşlar şeyle beraber, Xamarin'le beraber yükleniyor. Dediğim gibi tabi hard diskinize de yer olması önemli. Muhakkak. Şimdi genellikle SSD hard-disk'e sahip insanlar. SSD hard-disk'ler maliyet açısından biraz daha küçük oluyor. O yüzden genellikle 256 GB'lık bir hard-disk oluyor insanların. Orada yükleme yaparken sıkıntı çıkıyor. Alanınız geniş olsun arkadaşlar.
ya da mümkün olduğu kadar boş bir diske kurmaya çalışın. Çünkü eklentileri ekledikçe arkadaşlar yüklenecek dosyanın boyutu artıyor ve kurulacak olan dosyaların boyutları da artıyor. Bu da hard diskimizde maalesef çok ciddi yer kaplıyor. O yüzden benden size tavsiye, gerekli olmayan şeyleri yüklemeyin. Ya da yükleyecekseniz arkadaşlar muhakkak hard diskinizde bir boşluk alanı oluşsun, olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üst tarafta indirildi, tamamen bitti. Alt tarafta bitmek üzere, tamamlanıyor zaten şu an. Bunlar da bittikten sonra arkadaşlar programımızı çalıştıracağız menüne. Zamanı çalıştıktan sonra arkadaşlar bir menülerin detaylarını size anlatmaya çalışacağım. Benim gibi yani Xamarin dersleri videosu çekmiyorum yani, çünkü çok uzun bir konu. Bunun için çok uğraşmak gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu konuyla ilgili kodlamayı ve diğer şeyleri öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, bunlarla ilgili YouTube üzerinde birçok sayfa var. Bu sayfalar üzerinden de siz de aynı dersleri görüp uygulayabilirsiniz. Ben sadece kurulumunu, işte indirilmesini, kurulmasını, işte Visual Studio'sunun kullanılmasını arkadaşlar göstereceğim. Şimdi bitmek üzere bitsin. Bittikten sonra arkadaşlar detaylarını anlatacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kurulum bitti. Burada detaylarını, hangi versiyonu kurduğunu gösterdi. Burada sürüm notları falan buradan bakabilirsiniz istiyorsanız. Buna gerek yok. Burada detayları görüyorsunuz. Zaten kendisi bitirince açmaya başladı zaten. Biraz bekleyelim. Ya da şuradan şunu çalıştırıyorsunuz yani arkadaşlar. Başlat menüsünden girdiğiniz zaman. Bakın şöyle yazalım. Visual Studio bölümüne giriyorsunuz. Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim ben size. Bunu kapatayım. Şuradan başlata basıyorsunuz en altta. Bakın. Burada Visual Studio 2022 var. Bunu çalışıyorsunuz. Zaten bu da kendi otomatik açıldığı için. Bir de şöyle kapatayım ben bunu direkt. Evet, çıkmak istedim. Hemen dedim. Şöyle tekrar tıklayayım. Bakın şurada Visual Studio 2022 aynı şekilde çalıştırıyorum. Çalıştırdığımızda zaten kendi logosu geldi. 2022 olan versiyonu. Şu install'ını da şöyle alayım, şuraya koyayım. Burada bir hesap açabilirsiniz. Yani bir hesabınız varsa bu hesap üzerinden arkadaşlar Microsoft hesabı üzerinden açabilirsiniz. Ya da belki diyebilirsiniz daha sonra. Ya da yeni bir tane oluşturmak için de buradan tıklayıp devam edebilirsiniz. Ben alttakini şu an istemediğim için devam ediyorum. Hangi renk tema istiyorsunuz arkadaşlar? Açık, koyu, işte size kalmış.
ben açık temaya istedim, Visual Studio'yu başlat dedim. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Burada son kullanımlarını aç diye bir bölüm var. İstemeyeceğim arkadaşlar. Kodsuz olarak devam ediyorum. Evet. Stüdyomuz açıldı arkadaşlar. Stüdyomuz geldi. Şimdi açılsın ve detaylarını görelim. Bakın buradan dosya, yeni proje, nasıl bir proje yapmak istiyorsunuz buradan seçiyorsunuz. Proje dedim. Açalım bakalım. İşte ne istiyorsanız, hangi yapıda bir proje oluşturmak istiyorsunuz arkadaşlar. Buradan tipini seçip yapabilirsiniz. Bakalım biz ne seçelim mesela buradan. Bakalım Android yazalım. Bakın hangi sistemde varsa zaten Android altyapı onu gösteriyor. Ben mesela Android dedim, şunu seçtim. Sonraki dedim buradan ne oluşturmak istiyorsanız ona şekilde seçiyorsunuz. Onu proje dosyasını oluşturuyor arkadaşlar. Normalde Eclipse kullanan arkadaşlara benzer bir şeysi var arkadaşlar, yapısı. Yani Eclipse'nin menü sistemiyle hemen hemen Visual Studio'nun menü sistemi aynı. Onu kullandığında bundan zor olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde arkadaşlar kod ekranımız geldi. Buradan detaylarını görebiliyorsunuz. Basit bir şekilde kurduk. Bir problem çıkarsa arkadaşlar kurulum sırasında lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi benim gösterdiğim detaylara dikkat ederseniz arkadaşlar siz de sağlıklı bir şekilde kurabilirsiniz. Basit kurulumu basit, indirmesi basit. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.